Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenler, sizlerle beraber bir feza ile amel programında daha birlikteyiz. Bu programımızda Şaban-ı Şerif ayından kısaca bahsetmiş olacağız. Efendimiz Aleyhisselam malumunuz hadis-i şeriflerde zikredildiği üzere Recep-i Şehrullah, Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri ümmeti buyurmakta. İşte burada geçen ifade Recep-i Şehrullah. Recep, allah Teala'nın kendisi için ayır, ayırmış olduğu aydır. Şaban-ı Şehri. Şaban ayı ise e, benim için ayrılmış olan kıymetli aydır buyuruyor. Bazı hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam yine Şaban-ı Şerif'in e, hürmetine binaen buyuruyor ki e, Şaban-ı Şerif ayı o kadar faziletli bir aydır ki Recep-i Şerif ve Ramazan arasında kalmakla beraber insanların birçoğundan gafildir. Dolayısıyla e, Şaban ayı Ramazan-ı Şerif ayına insanların hazırlanması için verilmiş büyük bir fırsattır buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam Şaban-ı Şerif ile alakalı buyuruyor ki e, hatta Şaban-ı Şerif ayı girdiği zaman Efendimiz Aleyhisselam e, bir takım münadileri, ashab-ı kiramdan bazılarının münadi olarak vazifelendirilip e, sokak sokak onların ilan etmesini e, rica eder. Bu şekilde emir buyururlardı ve buyururlardı ki Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene Allah da yardım etsin e, bu duayı ederdi Efendimiz Aleyhisselam. Bu bağlamda e, önemlidir. Ulema bu hadis-i şerifin ve bu bakanın e, incelemesini yaptığında şu şekilde bir e, sonuç söz konusu oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'a yardım edilebilecek en mükemmel husus namazın, orucun ve sadakanın arttırılması suretiyle olur buyuruluyor. Bu bağlamda hakikaten önemlidir. Dediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselam Şaban-ı Şerif yaklaştığında ashab-ı kiramdan bir takım kimseleri münadiler olarak Vazifelendiriliyor ve bu şekilde e, nida etmelerini rica ediyorlar, emir buyuruyorlardı. Şaban benim ayımdır, benim ayımda bana yardım edene Allah'ım sen de rahmet eyle ve yardım eyle. Bu bağlamda hakikaten önemli. Ulema e, bu rivayetin altında, bu rivayetin şerhinde buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam'a en güzel yardım namazları, oruçları ve özellikle sadakaları arttırmakla olur. Bu şekilde inşallah yapmaya gayret etmiş olalım. Şaban-ı Şerif'in faziletleri hususunda hakikaten bu ayda çok önemli e, hadiseler gerçekleştirmiş, e, gerçekleşmiştir. Bunlardan en önemlisi e, dediğimiz gibi اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي ayet-i kerimesinin e, o ayda nazil olmasıdır. Onun dışında Efendimiz Aleyhisselam'ın meşhur Şakk-ı Kamer hadisesi yani ayı işaret parmağıyla ikiye yardığı hadise bu ayda gerçekleştiği rivayetler e, mevcuttur. Malumunuz Mekke müşrikleri toplandılar Efendimiz aleyhisselamın huzuruna. Ee, Efendimiz aleyhisselamın evi Merve Tepesi'nden 10 adım gerideydi. Oradayken ashab-ı kiramla beraber, ashabın gençleriyle beraber oturmuş. Efendimiz aleyhisselam e, onlara sohbet ediyorlar. Dini mümini İslam'ı tebliğ ediyorlardı. Müşriklerin azılları geldiler, alay etmeye başladılar. Ya Muhammed eğer sen e, hakikaten peygambersen, ee, senden evvelkilerin mucizelerinden daha kudretli bir mucize göster ki senin peygamberliğini kabul edelim, inanalım şeklinde kendisine e, çok ısrar edince Efendimiz Aleyhisselam e, hemen arkasını dönüp Ebu Kubeys Dağı'nın orada bulunan Dolunay şeklindeki aya eliyle mübarek işaret edip tam ortadan ikiye yarmıştır. Onu duyunca tabii görünce böyle bir hadiseyi Mekke müşrikleri Muhakkak ki öyle bir büyük bir sihirbazla karşı karşıyayız ki aya kadar sihri tesir etti şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'la tekrar istihza yolunu seçmiş ve peygamberliğini kabul etmemiş olan kimseler olmuştu. İşte bu hadise Şaban-ı Şerif ayında vuku bulmuştur. Bu bağlamda çok önemlidir yani. Onun dışında Şaban-ı Şerif ayında Allahü Teala Kabe-i Muazzama'ya özel nazar eder. Bizzat Allahü Teala Kabe-i Muazzama'ya teveccüh buyurur. Ve hakikaten oradaki Müslümanların yapmış olduğu dualar daha bir kabul olmuş olur. Bu bağlamda önemlidir. Onun dışında kıblenin, fevelli ve cekeşaları mesil haram diye e, Efendimiz Aleyhisselam'ın kıblenin tahvilini istemesi, bundan önce malumunuz Kudüs'teki Mescid-i Aksa idi. Hatta Mescid-i Aksa'da tam olarak e, Kubbetü Sahra'nın altında buyuran, bulunan Sahra Kayası idi kıblesi. E, daha evvelki ümmetlerin veya İslam ümmetinin. Fakat Efendimiz Aleyhisselam e, kalben Kabe-i Muazzama'ya yönelmek, oraya doğru namaza durmak istediği için Allahü Teala da Efendimiz Aleyhisselam'ın bu isteği sebebiyle Kabe-i Muazzama'yı kıble olarak tespit etmiş ve seçmiş idi. İşte bu hadisenin de vuku bulduğu ay Şaban-ı Şerif ayıdır. O yüzden duaların kabul ayıdır. Efendimiz Aleyhisselam birçok zaman uzun bir müddet Kabe'nin kıble seçilmesi için, kıblenin tahvil edilmesi için dua buyurmuşlardı. Fakat duanın kabulü Şaban-ı Şerif ayına tekabül etmiş, denk gelmiştir. Bu bağlamda hakikaten önemlidir. Aynı zamanda Şaban-ı Şerif ayında, bütün insanların amelleri Allahü Teala'ya o ayda arz ediliyor. Bununla alakalı ciddi hadis-i şerifler vardır. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'a sordukları zaman Şaban-ı Şerif ayında neden bu kadar çok oruca e, dikkat ediyorsunuz ya Resulallah denildiğinde bu ay ki bütün amellerimizin, senelik yapmış olduğumuz bütün amellerimizin Allahü Teala'ya arz edildiği aydır. E, bu ayda Allahü Teala'ya oruçlu arz edilmek istiyorum. Bu yüzden bu ayda e, orucumu daha fazla tutuyorum şeklinde rivayetleri vardır. Hakikaten bu bağlamda ee, önemli bir ayın içerisindeyiz. Önemli bir ayı idrak etmiş oluyoruz. Rabbim inşallah e, hayırla ihya etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Şaban ayında yapılacak çok kıymetli ameller var. Ve o gecede özellikle bir gece vardır ki Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi diye tabir edilen bazı hadislerde 15. gecesi beraet gecesidir. Bu hakikaten e, sene içerisinde bazı rivayetlerde bir takım Allah dostlarının veya onun dışında Ashab-ı Kiram'ın, Efendimiz Aleyhisselam'ın, Ashab-ı Kiram'ın onun dışında bir takım salih kimselerin ifadeleri hasebiyle anlıyoruz ki sene içerisinde beş gece vardır ki o gecede yapılan ibadetler mutlak kabul olur. Yapılan dualar mutlak kabul olur. Bu bağlamda hakikaten çok önemlidir beraat gecesi. İnşallah sizlerle beraber hem beraat gecesinde hem de Şaban-ı Şerif ayında kısım kısım yapılması en faziletli olan amelleri birlikte işlemiş olacağız. Buna gayret edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Şaban Şerif ayının üstünlüğü, yani Şaban Şerif ayının diğer ay aylara nazaran üstünlüğü, benim ümmetim üzerine olan üstünlüğü gibidir. Bir başka hadis-i şerifte, Şaban Şerif ayının diğer aylara üstünlüğü, benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ashab-ı kiram soruyorlar, Ya Resulallah, Recep ayının üstünlüğü peki? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Recep-i Şerif ayının üstünlüğü diğer aylara nazaran Allahü Teala'nın diğer kullara nazaran üstünlüğü gibidir. Bu bağlamda hakikaten önemli ayların içerisindeyiz. Efendimiz Aleyhisselam özellikle bu ayda da istiğfara çok devam ederdi. Ashab-ı kiramın e, zikretmiş olduğu rivayetler bazında buyuruluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Şaban-ı Şerif ayında öyle bir oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de öyle bir bırakırdı ki e, hiç oruç tutmayacak e, bu ayda oruca niyet etmeyecek zannederdik. Bu bağlamda hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'ın e, amellerini kat ve kart arttırmaya gayret ettiği aylardandır Şaban-ı Şerif ayı. Aynı zamanda Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve meleiketuhu yusallun alel nebi. Ya eyyühellezine amenu aleyhi ve sellimû teslima. Ayet-i kerimesi işte bu Şaban-ı Şerif ayında nazil olmuştur. Bu bağlamda Efendimiz Aleyhisselam Şaban ayı benim için çok sevimli bir aydır buyuruyor. Hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'a has kılınmış tabiri caizse çok kıymetli bir aydır. Bunu e, tam bağlamında değerlendirmek için sizlerle birlikte e, inşallah bu programı icra etmiş olacağız. Efendimiz Aleyhisselam aynı zamanda Ashab-ı Kiram'ın kendisine sormasına yönelik e, en faziletli oruç Ramazan-ı Şerif orucudur. Daha sonra Ya Resulallah dediklerinde, şaban Şerif'teki bana çok sevimli geliyor buyurmuştur. Bu bağlamda hakikaten şaban Şerif'te oruçları çokça tutmak, özellikle bizim için fırsattır Pazartesi ve Perşembe oruçları bu bağlamda hakikaten önemlidir. Bazı rivayetler vardır. E, Hadis-i Şerif olduğu bildirilir. E, o rivayetlerde geçen e, faziletli amel kısmında ise şaban Şerif'te oruç tutmayla alakalı Efendimiz Aleyhisselam her kim Şaban'dan üç gün oruç tutarsa e, onun için birçok fazilet kendisini bekliyor olacak. Hatta her kim şefaatimi istiyorsa Şaban'dan üç gün oruçlu geçirsin buyurmuştur. Bu bağlamda hakikaten önemlidir. Rabbim Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatlerine bizleri de mazhar eylesin. Daha çok Efendimiz Aleyhisselam'ın Ramazan-ı Şerif'e hazırlık ayı olarak vasfettiği Şaban-ı Şerif ayı, bazı hadis-i hadis şeriflerde buyurulmuştur ki Şaban-ı Şerif ayı günahların üstünü örten bir aydır. Ramazan-ı Şerif ise Şaban-ı Şerif'in örtmüş olduğu o günahları siler, süpürür, bertaraf eder, buyurmuştur. Bu bağlamda hakikaten çok önemli aylardan. Rabbim inşallah bu ayları hakkıyla yerine getirebilmeyi cümlemizi muvaffak eylesin. Onun dışında özellikle Şaban-ı Şerifin ilk gecesinde kılınacak bir namaz vardır. Namazlarla alakalı bazen şu şekilde sorular gelebiliyor. Namaza nasıl niyet edeceğiz diye. Bunlar için niyet ettim Allah rızası için nafile namaza şeklinde niyet edilebilir. yani umum bir niyet etmiş olursunuz ki daha hoş olur. Onun dışında e, bazı namazlar var ki içerisinde okunan surelerin sayıları fazla olabiliyor. E, bu surelerin fazlalıkları nasıl akılda tutacak karıştırmamamız lazım. Mesela bir Fatiha 7 İhlas deniyor. 7 ihlası nasıl aklımızda tutacağız karıştırabiliyoruz şeklinde sorular gelebiliyor. Bunun için de e, dilerseniz ellerinizle e, sağ eliniz sol elinizin üstünde durmuş olduğunuz halde zaten namaza bu şekilde duruyorsunuz ayakta. Hafifçe sağ elinizdeki parmaklarınızla sol ellerinizi sıkıp gevşetme suretiyle sayıları tutabilirsiniz. Bu sizin namazınıza zarar vermeyecektir. Eğer aklınızda tutma yöntemi olarak e, okuyarak yani yedi, e, yedi ihlas-ı şerifi ben okurum ve aklımda tutarım şeklinde bir düşünceye sahipseniz ve bunu başarabiliyorsanız öyle yapmanız daha faziletlidir. Ama onun dışında bu şekilde yapmazsam aklımda tutamıyorum e, diyecek durumdaysanız dediğimiz gibi sağ elinizle aşağıda bulunan sol, e, bileğinizi, sol elinizi hafifçe sıkarak veya gevşeterek sayıları tutabilirsiniz. Bu hakikaten o bağlamda size yardımcı olacaktır. Namazınızda da e, sıkıntı vermeyecektir. Şaban-ı Şerif ayında Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk gecesinde tavsiye buyurdukları bir namaz vardır. Daha evvel belirtmiş olduğumuz gibi yani bu özel günlerde kılınan namazlar veya e, tutulan oruçlarla alakalı bize kadar gelen rivayetler bazı hadis-i şeriftendir, bazı e, ashab-ı kiramdandır. Onun dışında e, tabi'in, tebe tabi'in veya ümmetin salih kimselerinden gelen rivayetlerdir. Amel edilmekte herhangi bir problem yoktur. Neticede yapılan namaz, şeriat, aykırı herhangi bir problem teşkil etmiyor. Dolayısıyla o günleri namazlarla geçirmek, o günleri bu tip faziletli amellerle geçirmek, boş geçirmekten çok daha faziletli olacaktır bizler için. Bu bağlamda e, önemlidir. O yüzden sizleri mutlaka bu namaza da teşvik ediyorum. E, i̇nşallah birbirimize de bu namazlar eşliğinde dua etmiş olacağız. Ümmetin Akrabalarımızın, eşin dostun, vatanımızın, milletimizin e, bizlerin duasına her zaman ihtiyacı var. Bizlerim de e, çevremizin duasına mutlaka her zaman ihtiyacımız var. Efendimiz Aleyhisselam Şaban-ı Şerif'in ilk gecesinde e, bir namazdan e, bahsediyor. Her kim Şaban ayının ilk gecesinde birinci rekatta bir fatiha ve beş ihlas okumak suretiyle on iki rekat namaz kılarsa... E, bu rivayette şu şekilde yani her durduğunuz namazın ilk rekatlarında okuyacağınız bir Fatiha ve beş İhlas. ikinci rekatlarında bir Fatiha'dan sonra Zamm-ı okuyabiliyorsunuz bu rivayete göre. Bu şekilde namaz kılarsa Allahü Teala ona birçok sevaplar ihsan eder. Burada belirtmiş olan bazı sayılar vardır. İşte deniz köpüğünün üstü kadar günah affedilir veya şunlar faziletler ikram edilir, şu kadar kapı açılır, bir milyon sevap yazılır. Bu tip rivayetleri gördüğünüz zaman e, bunlar çok geçer. Kur'an-ı Kerim'de de rastlayabilirsiniz. E, belagatta mübalağa sanatıdır. allah Teala o kadar hayırlar verir ki, o kadar sevaplar nasip eder ki, Onları saymaya gücünüz yetmeyecek derecedeki sayılardır onlar. Bunlar bu ifadeyi içerir. Yoksa e, fil hakika bir milyon veya şöyle illa öyle olacak veya o şekilde anlaşılacak anlamını taşımaz. Bu bağlamda hakikaten önemlidir ve buna 12 bin şehit sevabı verir deniyor. Her rekete bin şehit sevabı verilmiş oluyor. Hakikaten Allah yolunda cihat, Allah yolunda bedenini harcamak, canından olmak ne kadar zor bir durum, ne kadar mükafatlı bir durum. Aynı şekilde Allahü Teala her reket için bin şehit sevabı ihsan etmiş oluyor. Onun dışında kendisine 12 senelik ibadet cevabı yazılır. Annesinden doğmuş olduğu gibi tertemiz olur. Ve 80 güne kadar, o namazı kıldıktan sonra 80 güne kadar Allahü Teala onu bazı günahlardan korur. Melekleri vasıtasıyla. Estaizu billah. İnne salate tenha alil <Sessizlik> vel münker. ayet kerimesinden de anlaşmış, anlamış olduğumuza göre namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan alıkoyar. İşte burada bahsedilen rivayet o ayet-i kerimeye atıftır. Dolayısıyla e, her kim bu tip namazlara, nafile namazlara yani farz namazlarına nafileler katarak devam ederse, özellikle namazlarına riayet ederek bunlara devam ederse, allah Teala onu her türlü kötülükten muhafaza edeceğine, koruyacağına dair Kur'an-ı Kerim'de de bizlere bahsediyor. Rabbim inşallah bu amelleri güzel bir şekilde yerine getirmeye muvaffak eylesin. Onun dışında Muhammed bin e, Hatiyuruddin Hazretlerinden bir rivayet daha vardır şaban Şerif ayının ilk gecesinde 12 rekat namaz kılar. Her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kere İhlas Suresini okursa bu kimse amel defterine 11, 10 bin sevap yazılır. Bu kimsenin amel defterine 10 bin sevap yazılır şeklinde rivayetlerde vardır. Hakikaten önemlidir. 10 binde günahı silinir buyuruluyor bu bağlamda hakikaten önemli iki rekatta bir selamla. Çünkü akşam olması sebebiyle akşam namazları iki rekatta bir selamla daha faziletlidir. Her ikisi de bu şekilde kılınır. Ee, dediğimiz gibi mutlaka inşallah e, bu namazları da yapmaya gayret edelim. Ne kadar çok amel işleyebilirsek, ne kadar çok malayani'den, boş sözden e, yani kendimizi geliştirmeyecek ...hem ilmi açıdan, hem fikri açıdan, kendimizi ilerletmeyecek şeylerden sıyrılıp... ibadete kendimizi verirsek çok daha faydasını göreceğiz inşallah. Onun dışında başka bir rivayette... ...her kim Şaban-ı Şerif ayının ilk gününde... ...Hz. Enes Radul'a alınan rivayeten bir namazdır. İki rekat namaz kılarsa, malumunuz Şaban-ı Şerif ayında yani her ayda geceler önce geliyor. İlk gecesi namazı iki tane saymıştık. Her kim Şaban-ı Şerif'in ilk gün namazını gününde e, iki rekat namaz kılarsa her rekatta bir Fatiha on ayetel kürsü okuyup selam verdikten sonra da Estaizu billah Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ülül ilmi kaimen bil kıst La ilahe illa huvel azizul hakim Meşhur şehidallahu duasıdır. Sadakallahu lezim. Bu ayet-i kerimeyi okursa allah Teala birçok mükafat verir. Hatta e, bu namazın hemen aşağısında bir rivayet e, zikredilmiştir ki Buhari-i Şerif'te geçer. اَعْدَتُ لِي عِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا ve سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Buhari'de geçen hadis-i şeriftir bu. Bu rivayeti burada da zikretmişler. Allahü Teala kullarına cennette öyle nimetler hazırlar ki daha önce hiçbir göz o nimetleri görmedi. Hiçbir kulağın işitmediği, ve hiçbir beşerin kalbine, hiçbir insanın daha önce kalbine düşmeyen, hatırına, hayaline bile gelmeyeceği nimetlerle allah Teala onu donatır. Aynı zamanda rızık genişliği verir ve rızkı ona kolay eder buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam Şaban-ı Şerif ayında özellikle başı ve sonundaki perşembe günü, yani Şaban-ı Şerif'in ilk perşembesi ve son perşembesi tutulan oruçla alakalı buyuruyorlar. Allah-u Teala Şaban şerifin ilk perşembesi ve son perşembesini oruç tutan kimseyi rahmeti ile cenneti girdirmeyi kendisine hak sahibi eder buyuruyor. Bu bağlamda önemlidir. Onun dışında her kim Şaban şerifin başından bir gün, ortasından bir gün ve sonundan bir gün oruç tutarsa bu hakikaten çok önemlidir. Özellikle başı ilk günü oluyor. Yani başından herhangi bir günde olur ama ilk gün tutarsanız çok daha fazileti olmuş oluyor. Onu da yaparsanız daha bir faziletli olur. Şaban-ı Şerif'in ilk gününde, Şaban-ı Şerif'in yarı günü ki bu biliyorsunuz 15. gecesi beraet günü oluyor. Gecesi önce geliyor, sonrası gün. Onda da oruç tutarsa ve son günü oruç tutarsa Allahü Teala 70 peygamber sevabı verir. E, o sene... E, 70 sene boyunca, o güne oruçlu geçen, bu 3 günü oruçlu geçirene 70 sene boyunca e, ibadetle geçirmiş sevabı verir. Onun dışında eğer o sene ölümü mukadder olursa Allahü Teala ona mutlaka e, şehit sevabı verip şehitlerden haşreder buyuruyor. Hakikaten bu önemlidir. Malumunuz bazı hadis-i şeriflerde zikrediliyor. E, şehitlik cihatla olduğu kadar onun dışında sari bir hastalıkla beraber de eğer insan amansız bir hastalıkla vefat ederse e, Allah-u Teala onu da şehitlerden sayar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam diğer hadis-i Şeriflerinde. İşte bu bağlamda da hakikaten önemlidir. E, mutlaka bu oruçları da tutmayı sizlere tavsiye ediyoruz. E, i̇ki orucumuz vardı dediğimiz gibi. Şaban-ı Şerif'in ilk perşembesi ve son perşembesinde tutulmuş olan bir de her kim Şaban-ı Şerif'in başından bir gün, sonundan bir gün e, ve ortasından bir gün tutarsa başı, ortası ve sonundan birer gün oruç tutarsa birçok sevap ve hasene kendisini beklemiş olacak. Şaban-ı Şerif ayındaki zikirler hususunda Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bizlere bahsediyor ve buyuruyor ki her kim Şaban-ı Şerif ayında La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisina ve kafirun. İşte bu zikri her kim Şaban-ı Şaban Şerif ayındaki çokça yapmak e, önemlidir bu hususta. Bu zikri her kim yaparsa Şaban-ı Şerif ayında bin senelik günahı olsa silinir. Ee, onun dışında kabrinden yüzü dolunay gibi parlak bir şekilde çıkar ve Allahü Teala'nın indinde sıddıklardan yazılır. Bu bağlamda hakikaten önemli bir e, zikirdir. Onun dışında e, yine her kim Şaban-ı Şerif ayında Hatta Recep-i Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayında da yapması e, tavsiye olunuyor bu amelin. Estağfirullahel azim, ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve tübü tevbeten abdin zalimin li nefsi la yemliku li nefsihi darra ve la nefa ve la mevten ve la, ve la Her kim bu duayı, bu zikri yaparsa daha çok fazla şey de vardır, açıklaması da vardır. Fakat özellikle bu zikri her kim şaban Şerif ayında diğer aylarda da aynı şekilde olabilir dediğimiz gibi yaparsa kulun amel defteri Allah-u Teala vahyeder iki meleğe o kulumun amel defterinde ne kadar günahla alakalı yazılar varsa hepsini silin, yakın, mahvedin diye vahyeder diyor. Bu bağlamda hakikaten önemlidir. Mutlaka bu zikri de sizlere tavsiye ediyoruz. Onun dışında bu zikirler dışında dediğimiz gibi Recep-i Şerif ayında olduğu gibi Şaban-ı Şerif ayında da istiğfara çokça devam etmek önemlidir. Her zaman estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'ın da buyurmuş olduğu gibi ben günde 25 ile 100 arasında istiğfar etmeye gayret ediyorum şeklinde söylemesi gibi elimizde bir tesbih bulunsun sürekli zikirle meşgul olmak önemlidir. Zikre kendisini alıştırmak önemlidir. Sürekli yapılan günahlardan, edilen hatalardan istiğfar e, hakikaten bizler için çok önemli. Her anımızda, her alanımızda bu bağlamda da mutlaka tavsiye ediliyor. Özellikle Hazreti Ali radıyallahan'dan rivayetle çok özel ve güzel bir rivayettir. Maddi sıkıntı çeken kardeşlerimiz özellikle Şaban-ı Şerif ayında istiğfara devam edenin maddi sıkıntıları Allah tarafından giderilir buyuruluyor. Bu hakikaten çok önemlidir. Şaban-ı Şerif'e has bir ameldir. Bu bağlamda çok önemli. Hatta e, Arabi bir kimse e, o dönem e, orada yaşayan, Araplardan bir kimse Hazreti Ali Rudala'na geldi ve buyurdu ki ya Ali ciddi sıkıntılar çekiyorum maddi olarak. Hakikaten ehlime aileme bakamaz hale geldim. Çok zor durumdayım. Ne yapmamı tavsiye edersin? Hz. Ali Rudala'nın ona istiğfara devam et muhakkak ki e, felaha kavuşursun şeklinde tebliğ de e, bulunuyor. Ve o Arabi Hz. Ali Rudala'nın dediği üzerine özellikle Şaban-ı Şerif ayında istiğfara devam etmekle beraber hakikaten e, bütün maddi sıkıntılarından felaha kurtuluyor. Ciddi bir mal mülk elde etmeye başlıyor ve kendisine sorulduğu zaman e, istiğfarı çok daha güzel yapmaya gayret ettim şeklinde rivayetler söz konusudur. Bu bağlamda tavsiye ediyoruz. Hatta Hazreti Ali Rodalan ilk geldiğinde o zata e, muhtemel, muhtemeldir ki diyor istiğfarı güzel yapamıyorsun yani. Çünkü insan istiğfar etmekle beraber e, günah yükünden hafiflemiş olacak, müvazenesi açık olacak, hakikaten e, önüne bakma hususunda daha sağlıklı kararlar alabilecek. Şaban-ı Şerif ayında yapılacak zikirler hususunda Efendimiz Aleyhisselam'ın bize tavsiye etmiş olduğu özellikle salavatı şerifidir. Çünkü dediğimiz gibi bu ayda e, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed şeklinde salavatı getirmek bizler üzerine vacip edildi. Yani ya innal estaeuzu billah innallaha ve melaiketehu yusalluna alel ya eyyuhellezina sallu ve sellimu teslim. ayet-i kerimesiyle beraber salavat bu ayda nazil olmuştur yani bu ayet salavatı teşvik eden bu ayet-i kerime bu ayda nazil olmuştur. Bu bağlamda önemlidir. Onun dışında ilk onu, ikinci onu ve üçüncü onun da çekilecek bazı e, zikirler söz konusudur. İlk onunda Ya Latif zikri çekilmek e, hakikaten önemlidir. Yüz defa ilk onunda her gün Ya Latif zikri e, çekilmesi hakikaten önemli. Onun dışında ikinci onunda Ya Aziz zikrinin çekilmesi hakikaten önemlidir ve son olarak da son onu e, dediğimiz kısımda ya Rezzak zikrinin çekilmesi önemlidir. En sonunda da Allahümme ya kamil el latif şeklinde başlayan bir kısa duası vardır. Onun da yapılması hakikaten önemli. Bunun yapılmasıyla beraber dediğimiz gibi Allahü Teala e, rızkı genişletir. Rızkın kazanılma ayıdır. Özellikle Şaban-ı Şerif ayında dediğimiz gibi bütün senede yapılan ameller Allahü Teala'ya arz edilir. Onun dışında e, Şaban-ı Şerif ayında Allahü Teala bir senelik tanzimatı Yapacağı e, amelleri, insanların müstahak olacağı, e, kaderde yazılı olan bazı şeyleri kazaya e, tahakkuk ettireceğini tam bu ayda e, belirlenir. Bu bağlamda hakikaten önemlidir. Rızkın genişlemesi, aile saadeti, onun dışında e, yapılabilecek ameller bağlamında ne yapılacaksa. Hepsinin bu ayda belirlenmesi önemlidir. Duaya, istiğfara, zikirlere hakikaten önem veriyoruz. Mübarek üç aylardayız. Efendimiz Aleyhisselam'ın e, Şaban benim ayımdır buyurduğu çok kıymetli bir aydayız. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın yine buyurduğu üzere e, Recep ile Ramazan-ı Şerif arasında öyle bir aydır ki birçok kimsenin gafil olduğu aydır. Tam bu aydayız. Bizler bu ayda gafil olmayacağız. İnşallah sizlerle beraber bu amellere devam edeceğiz. Rabbim inşallah bu amelleri de yerine getirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Ee, i̇nşallah birçok faziletli ameli de sizlerle birlikte bu şekilde hatırlamış, zikretmiş ve yerine getirmiş olacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir sonraki Fazail Amel programında daha sizlerle beraber görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz.